Evet sevgili izleyenler, Ulaşım Haber'den herkese merhaba. Pandeminin 7. karantina haftasına girmiş bulunuyoruz. Birçok kişinin artık ciddi anlamda bu sürecin gerçekten son bulmasını ümit ediyoruz. Birçok insanın da psikolojisi ciddi anlamda da bozuldu. İlçemizde Seferihisar'a geldiğimiz zaman da aslında evet pandemi süreci gerçekten çok güzel devam ettiğini görüyoruz. Burada birbirinden güzel çocukların bu soğuk havada yaklaşık -4 mü desek hocam, çok soğuk inanın, deniz kenarında ve küçük yelken kulüpleri, Teos Yelken Kulübü öğrencileri bugün bir antrenmana devam edecekler, yarışlar için hazırlanıyorlar. Biz de bunları gördük ve Tamer hocamdan rica ettik bir röportaj yapalım diye. Hem hafta sonu sizler de evlerinizin başında keyifli bir izleme şansınız olur diye. Evet hocam, nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Çok teşekkürler. Antrenmanlara devam ediyoruz. 2 ay sonra yapılacak olan milli takım seçme yarışımız var. Çok önemli bir yarış. Geçen sene hiçbir yarışa katılamadık maalesef pandemiden dolayı. Bu sene de bütün yaz antrenmanlara devam ettik ama şu anda milli takım seçme yarışı için haftanın 6 günü suya çıkmak durumundayız. Yakın zamanda yapılacak şampiyonalar bizim için çok önemli. Milli takım demek, çocukların burs kazanması, gelecekte hem okullarında hem de sosyal yaşantılarında milli sporcu unvanını almak çok önemli bir şey. Onun için biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu an kulübümüzde yaklaşık 45 tane sporcu var. Optimist ve Laser sporcularımız, 420 sporcularımız, bir de Kano branşımız var. Kano branşı geçen sene kurduğumuz bir branş. Onların aktiviteleri aynen devam ediyor. Türkiye şampiyonası, milli takım sporcuları. Biz şu anda milli takım aday kadrosunda 12 tane sporcumuz var. Bu 12 sporcu önümüzdeki ay yapılacak milli takım kamplarına dahil olacaklar. 12'nin anlamı şu, Türkiye'de zaten 36 tane milli takım sporcusu var. Yaklaşık olarak 3'te 1'ini biz oluşturuyoruz. Biz 3 senedir var olan bir kulübüz. Kendi kulübümüz içerisinde burslu sporcularımız var. Normal sporcularımız var. Milli takım aday kadrosunda olan sporcularımız var. Desteklediğimiz sporcularımız var. Biz yazın kurslar yapıyoruz ama yaz kurslarından önce mutlaka yerel halka ücretsiz kurslarımız var. Hepsini davet ediyoruz, hepsini bekliyoruz. Mayıs ayında yapıyoruz biz bunları. Bütün çocuklar yelken öğrensin diye. Bizim tek bir amacımız var. Biraz daha çocukları suyla buluşturmak. Hele bu pandemi döneminde en uzak sporlardan biri biz olduğumuz için çok büyük bir avantaj. Herkesi bekliyoruz. Sizin desteğinizi ve bizi bu kadar zamandır izlediğinizi bildiğimiz için gelmenize çok mutlu olduk. Desteğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Her zaman hocam biz teşekkür ederiz. Peki bu antrenmanlar sahada dediğim yani denizde. Ne kadar sürüyor ortalama? Biz saat 11 gibi çıkıyoruz hafta sonları suya. Saat 5.30'da geliyoruz. 6.5 saat sürüyor. Bu 6.5 saatlik süre içerisinde biz hiç durmadan antrenman yapıyoruz. Bu antrenmanlar sırasında çocuklar tabii üşüyorlar diyebilirsiniz. Tabii. Ama futbolcular gibi düşünün. Karda da maç yapıp terleyebiliyorlar. Biz de devamlı su içerisinde hareket halindeyiz. O yüzden üşümeyle ilgili bir sıkıntımız yok bizim. Hareket etmediğimiz zaman üşümeler başlıyor. O da nerede oluyor? Karada. O yüzden çok hızlı bir şekilde soyunup giymeyi yapıyoruz. Pandemiden dolayı çocuklar zaten giyinik geliyorlar ve giyinik geri dönüyorlar. Soyunma odalarını çok kullanmamaya çalışıyoruz. Evet. Bizim girlendeki alanımız kısıtlı şu anda. Tabii daha önceden marinadaydınız çünkü. Evet marinadaydık ama marinada şu anda bir tadilat süreci olduğu için mecburen girlene geldik. Tabii burada girlendeki alanımız dar olması nedeniyle biraz sıkıntılar yaşıyoruz ama bu konuda da hem belediyemiz hem kaymakamımız destek olursa ki belediyemiz her zaman oluyor bize bu konuda. Biraz daha konforlu ve en azından bir düzen hazırlanabilir çocuklar için de özellikle. Evet, yani çünkü yaptığınız çalışma hakikaten çok ciddi, önemli ve Seferihisar'ı çok iyi noktada tanıtacağınız bir projeler. Evet, Teos şu anda Türkiye'de çok duyulan, yelken camiasında çok duyulan, biraz imrenilen, aynı zamanda biraz da çekinilen bir kulüp oldu. Teos adını Seferihisar Sığacığı daha çok duyurmak istiyoruz. Milli takım kamplarıyla olsun, milli takım yarışlarıyla olsun. Buraya birazcık daha bu anlamda ya kış turizmini geliştirmemiz için bizim kesinlikle yarışlara ihtiyacımız var. Kış turizminde burada mesela yapılacak herhangi bir yarışta 500-600 tane öğrenci geliyor. Aileleriyle beraber 1000 kişiyi buluyor. 6 günlük bir organizasyonda 1000 kişinin Sığacık'ta dolaşması, ölü sözlerinden bahsediyorum. Hem kendi esnafımıza hem de kendi halkımıza faydası olacağını düşünüyorum. Mutlaka inşallah daha da büyüyeceğiz diye umut ediyorum. Ay çok sağ olun hocam, inşallah. Ben... Evet şimdi küçük milli sporcumuzla beraberiz. Evet seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Fikret. 2010 doğumluyum. Yelkene Karşıyaka'da başladım. 2017'de. Sonra buraya geldim Teos'a. Nasıl buldun burayı? Yani soğuk havada nasıl gidiyor çalışmaların? Sporu seviyorsun anladığım biraz kadarıyla. Biraz zor oluyor da eğlenceli oluyor. Çok güzel.
Geçen yıl Atina'da orada birinci olmuşsun dediler. Evet. Neler hissettin orada? Kazanmak nasıl bir duygu senin için? Sevindim, mutlu oldum ya. Annem de mutlu oldu, babam da. Evet, çok güzel. Peki hedeflerin nedir? Neler yapmak istiyorsun? Şu anki hedefim dünya şampiyonu olmak. Çok güzel. İnşallah bizler de seni bu şekilde de takip etmeye devam edeceğiz. Çok sağ olun. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Yağız Efe, 13 yaşındayım. 6 yıldır yelken yapıyorum. Çok güzel. Nerede yaşıyorsun? İzmir, Bademler'de. Bademler'de. Çok güzel. Nasıl hissediyorsun mesela sporda kendini? Denizi seviyorsun anladığım kadarıyla. Gayet güzel, özgür oluyorsun. Yani, ay çok iyi güzel. Olur. Ve kış aylarında nasıl gidiyor bu spor? Kendisi yorduğunuz gibi üşümüyor. Evet, görünce de şok oldum yani sabahla. Hareket edince çok üşümüyorsun ya. Evet, güzel oldukça. Kaptan dedin değil mi? İki tane kaptanımız var. İki tane kaptan var, harika. Peki gelecekle ilgili neler hedefliyorsun? İşte. Hedefim milli takım ama bilmiyorum. Seni hazırlanacağız. Çok güzel, hadi inşallah bakalım. Evet. Defne. 12 yaşındayım, adım Defne. Aynı sitede yaşıyoruz zaten, Urla Bademler'de. Çok güzel. Peki ne zamandan böyle bu sporlarına meraklı oldun sende? 4 yıldır yapıyorum. 4 yıldır yapıyorsun, çok güzel. Peki ne hissediyorsun oradaki?